İsa Mesih'in doğumunun ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenlendi. Balat'ta soğuk havayı aldırmadan denize atlayan bir yarışmacı denizde fenalaştı. İsa Mesih'in doğumunun ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenlendi. İstanbul Patrikhanesi bahçesinde yer alan Ayayorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin, Ekümenik Patrik Bartolomeus tarafından yönetildi. Yaklaşık 5 saat süren ayinin ardından katılımcılar, haç çıkarma törenine katılmak amacıyla korteji halinde Haliç kıyısındaki Fener iskelesine yürüdü. Burada Patrik Bartolomeus'un yaptığı duanın ardından denize attığı haçı çıkarmak için teknelerde bekleyenler denize atladı. Haçı Yunanistan'ın Agrinio şehrinden gelen Nikolas Solis çıkardı. İstanbul Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Patrik Bartolomeus'un haçı denize atmasının ardından yarışmacılar, soğuk suya atlayarak haçı denizden çıkarmak için kıyasıya yarıştı. O esnada yarışmacılardan bir kişi denizin içerisinde fenalaştı. Deniz polisi ve dalgıçlar tarafından müdahale edilen kişi kurtarılarak kıyıya çıkartıldı ve kalp masajı yapıldı. Ambulansa alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Georgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Despot Kasyanos yönetti. Despot Kasyanos'un denize attığı haçı çıkarmak için iki kişi soğuk havada denize atladı. Haçı çıkarmak için denize atlayan iki kişiye de altın haç kolye hediye edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi. Sarıyer Panayya Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Mürefte Metropoliti Irineos Ioannidis yönetti. Mürefte Metropoliti Irineos Ioannidis tarafından yapılan duanın ardından haç denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte iskeleden 4 kişi haçı çıkarmak için İstanbul Boğazı'nın soğuk sularına atladı. Haçı çıkarmak için denize atlayanlardan biri iskeleye çıkamadı. Tedbir amaçlı çevrede bulunan sahil güvenlik ekipleri bu kişiyi alarak iskeleye çıkardı.